Adın ne lan senin? Tevfik. Ali abi. Karışma bir dur. Şşş. Sana sordum. Ne lan adın? Temmuz neyin senin? Baban mı? Cık. Yok lan. Kim çocuk yapar ondan? Oğlu değilsin. Neysin? Lan! Cücük! Ya konuşmuyor işte Ali abi. Sen gel bakayım. Lan! Çebo! Ay öf, alemsiniz ha. El kadar çocuk bıraksanıza. Gel canım sen benimle. Oğlum. Ne? Korkuyor musun lan sen bundan? Yok ya, ne korkacağım? El kadar bebe. Canım benim, tatlı. Abi şeytan gibi bakıyor bu. Gece mece kalkıyorum bazen, gözler hep böyle fal taşı gibi açık. Püh, sana tırsak herif. Bıraksanız bana, ben konuştururum onu. Olmaz, dokunamayız. Ezel abi bana emanet etti. Zaten konuşsa Şebnem'e konuşurdu abi. Seviyor onu. Netice? Netice yok işte. Ona da konuşmuyor. E ne yapacağız oğlum? Temmuz'un piçini mi besleyeceğiz bir de şimdi? Yani. Yani buradan bir şey çıkmıyor, orası belli de. Davam tutacağız işte. Belki Temmuz almaya gelir. Vardır Ezel'in bir bildiği. İyi tamam, sen kapıya bir adam koy. Yok, ben kendi işimi kendim yaparım. Öf Ezel, öf. Hangi deliğe girdin, neyin peşindesin bir bilsem. Hadi yürü, yürü. Bugün büyük gün, neyse yürü. Baban o gün dedenin yerini alıyordu oğlum. Kimi arasan oradaydı. Uzun bir masanın etrafında toplanmıştı herkes. Hepsi babanın elini sıkıp ona bağladıklarını söylemek için bekliyordu.